Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün 21 Eylül Salı hafta arası. Hafta arasında Süper Lig maçları kondu. Geçen hafta birincilik maçları hafta arasıydı. Bu hafta Süper Lig maçları. Çaykur Rizespor ile Altay Rize'de karşı karşıya geldi. Maç az önce bitti. Ben de hemen bir videoyu çekip interneti yükleyeyim dedim. Çaykur Rizespor ligin son sırasında bugüne kadar oynadığı 5 maçın sadece birinde berabere kaldı. Onun dışında bütün maçlarını kaybetti. Artık bir çıkış yapması lazımdı. Bu Altay maçı da onlar için çıkış maçıydı. Kendi sahalarında olması da ayrı bir özellik taşıyordu. Altay lige çok iyi başladı. Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de hiç beklenmedik bir tempoda oynadı. Başarılı sonuçlar aldı. Yani ligin başında bu takım küme düşer deniyordu. Ben de onlardan biri olmasam da yine aklımın bir ucunda vardı. Çünkü aldığı oyuncuları tanımıyorduk. Fakat başındaki isim Mustafa Denizli. Onun aldığı oyuncuların pek fazla boş çıkma ihtimali tabii ki az. Yine bekleyip görmek lazım da Altay birçok kişi şaşırttı. Lige çok hızlı başladı. 2 maçta attığı 7 gol, yediği 1 gol. Sonra Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe de Altay gibi çok koşan, çok pres yapan bir takım. Rakibi ısırıyor. Tabi burada galip gelen Fenerbahçe oldu. Daha kaliteli, daha deneyimli oyuncuları vardı. Bu da gayet normaldi. Sonra bir Konyaspor mağlubiyeti. Ardından son dakikalarda Göztepe'ye attığı golle galip gelen Altay büyük bir moral kazanmıştı. Bir taraftan moralsiz Çaykur Rizespor, bir taraftan moralli Altay. Ama şöyle bir durum vardı. Altay daha 4 gün önce lig maçına çıkmıştı. 4 gün içinde çok koşan takımlar genellikle performans düşüklüğü yaşarlar. Bunu Galatasaray Lazio'yu yendikten sonra çok koştuğu maçta geldi, Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe çok koştuğu maçta Almanya'da son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla galibiyetten oldu. Geldi Türkiye'ye, lig maçında mağlup oldu. Tabi Altay'ın çok koşması bu maçta beklenemezdi. Ve bir şey daha vardı. Altay'ın oynadığı tarih, son maçın oynadığı tarih 17 Eylül. Fakat Çaykur Rizespor'un son oynadığı maçın tarihi 18 Eylül. Bir gün fark var. Tabi burada Çaykur Rizespor'un kendi sahasında oynaması sanırım ona bir avantaj sağlayacağı için Altay'ın bir gün sonra oynamış olması bunu ortadan kaldırabilir düşüncesi var. Tabii bunu tam ayarlayamazsın. Her ne kadar yani bir gün çok fark ediyor. Bir haftada bir maç yapsan bir gün iki günün farkı olmaz ama hafta arası, hafta içi maç yapıldığı zaman haftada iki maç bir günün çok önemi vardır. Bu sebepten dolayı tabii iki takımın nasıl oynayacağını bilemezdik. Bir de yani bu maça bakarak takımlar hakkında tam gelecek için verimli yorumlar yapamazdık. Yorgun iki takım. Tabi bazıları diyor ki İngiltere'de, Almanya'da hafta içi hafta sonu maçlar yapılıyor. Onlar kaldırabiliyor, biz niye kaldıramıyoruz? Biz kaldıramıyoruz çünkü onların seviyesinde takımlar değiliz. Onlar kadar yetenekli, kaliteli oyuncular alamıyoruz. Onlar kadar çok oyuncu alamıyoruz çünkü onlar kadar paramız yok. Mecburen onlardan çok daha düşük kapasiteli oyuncuları Türkiye'ye getiriyoruz. Kaliteli oyuncular da zaten 30'undan sonra geliyor. Nadiren yani 30'un altında. O da yani mucizevi bir şekilde oluyor. Tabii iki takımdan da güzel futbol beklemek pek olmazdı. Yani çok öyle bir şey olsaydı mucize gibi bir şey olurdu. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Ne Çaykur Rizespor ne de Altay beklenen performanslarının üzerine çıkamadılar. Daha doğrusu beklendikleri performansı gösteremediler. Yorgunluk olsa gerek kendisini hissettirdi. Özellikle Altay tam sağ pres yapmaya alıştığımız rakibini ısıran. Bu sefer maç başladı. Kendi yarı alanına kapandı. Topu Çaykur Rizespor'a bıraktı. Onların oynamasını istedi. Kendini fazla yormamaya gayret etti. Çaykur Rizesporlu oyuncular da aynı düşüncedeydi ki kendilerini yormak istemediler. Defanstan çok yavaş hücuma çıktılar.
çok yavaş çıktıkları için Altay çok kolaylıkla boş alanları doldurdu. Rakibine fazla boş alan bırakmadı. Ama sonra maçın ilerleyen dakikalarında Altay daha ileride defansını kurmaya başladı. Yani forvet oyuncuları, hücum oyuncuları daha ileriye gitti. Böyle olunca Çaykur Rizespor daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Daha fazla kaleye gitmeye başladı. Gol atabileceği net pozisyonlar vardı, değerlendiremedi ama aynı şekilde de kendi kalesinde pozisyonlar verdi. İki takım da gol atabilirdi. Bunu ilk başaran takım Altay oldu. Sonra işte maçın 68. dakikası kırılma anı olabilirdi. Çünkü Altaylı Tiam çift sarı karttan kırmızı kartı gördü, oyun dışı kaldı. Burada Çaykur Rizespor'dan artık maç 1-0 geridesin, rakibin 10 kişi. Daha hızlı ve daha istekli oynayacağını düşündüm. Baskı kuracağını. Evet, baskı kurdu ama o yeterince istek, arzu yoktu. Birazcık yarım kaldı. Yarım kalması sebebiyle de Altay kaptığı toplarla hücuma çıktığında bayağı bir tehlikeler yaşattı. 73. dakikada da Bamba takımını 2-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra yine Çaykur Rizespor ataklarını fazlalaştırsa da, pozisyonlar bulsa da yine gol atmayı başaramadı. Bir tane kafa şutu vardı mesela, %100 bir gol pozisyonu olabilirdi. Şu anda tabii notlarıma bakıyorum. Artık o oyuncu şu anda bulamadım. Her neyse, Çaykur Rizespor'lu oyuncu topa kafa vurdu. Aslında topa direkt kaleye vursa kalecinin üzerine gitmediği sürece o top ağlarla buluşurdu. Çünkü çok süratli bir kafa vurdu. Kafaya vurduğu yer yerdi. O kadar yakın mesafeden yere vurdu. Yere vurunca tabii o top yükselir, avuta gider. Öyle oldu. O kadar aşağıya vurması da büyük başarıydı. Gerçi yanında rakip defans oyuncusu vardı. Onun da etkisi vardı ama o topu yere vurması daha zordu. Kaleye vursa orada bir gol kazandırırdı. Artık 90 artı 2'de de Bolasi'nin yerden çok güzel vurduğu şut da beraberliği getirebilirdi. Tabii ilki gol olmayınca Bolasi'nin golü maçın skorunu belirledi. Altay deplasmanında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Şu Altay performansının altında. Yani istediği futbolu onlar da tam oynayamadılar ama sadece istedikleri sonucu aldılar. Tabii ki şöyle denebilir. Yorgun, argın geldiler, maça çıktılar. Çok şey beklenemezdi. Bu oyun sistemi de güzel. Bazen böyle oynamak gerekir. Sonuca ulaştın mı da gerisi boştur nasıl oynadın. Altay o yönden bakarsak güzel oynadı. Ama genel olarak Altay'a baktığımızda kötü oynadı. Çaykur Rizespor'da 3 gün aradan sonra maça çıkmıştı. Onları da çok fazla eleştirmemek gerekir. Bu maçta sanki bir takım olamamış hissi verdi. Hadi takım yorgun olabilir, güç kuvveti yerinde olmayabilir, anlarız ama bir takım oyunu gerekir. Bunu da Bülent Hoca'nın yapması lazımdı. Bülent Hoca bunu artık uygulayamadı mı, bu maçta mı bunu göremedik? Bunun hakkında pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama oyuncularda da bayağı bir suç vardı. Oyuncular kaliteli oyuncular, belli ediyorlar. Bir tek başlarına oynadıkları zaman bir yetenek var. Ama onun dışında bazen mesela topu alan bazen tek başına gidiyor. Pas vermeden gidiyor. Sonunda birisi geliyor, durduruyor. Bir yere kadar gidersin, ondan sonra durursun. Yani öyle herkesi geçebilecek biri değilsin. Messi bile yani o kadar çok oyuncu çalınlayamıyor. Şuradan bir bakıyorum. Bu mesela Piri bunu çok yaptı. Topu aldı, çok fazla ileriye koştu.
çok fazla dribbling yaptı ama yani birazcık daha takım oyunu oynaması lazım. Burada bir takım oyunu eksikliği vardı. Belki de takım kötü gittiği için ben bu takımı kurtarayım diye soyunmuş olabilir. Onu bilemeyeceğim. Ama paslı oynamak her zaman en iyisidir. Sonra bir pozisyon vardı. Çok dikkatimi çekti. Bolasie. Bolasie sol tarafta çizgide atağa kalkmış. Kaleye gitmek istiyor. Önünde iki tane Altaylı. Top sıkıştı. İki tane Altaylı ile savaşıyor. İki tane Altaylı ona basıyor. O topu onlardan kurtarmaya çalışıyor. O anda Çaykur Rizespor'lu oyunculara baktım. Hepsi durmuş, pozisyonu izliyorlar. Bir de uzak yani. Hiç kimse ben de gideyim oraya gireyim, ya oyuncuma yardım edeyim. Orada iki kişi onu sıkıştırmış. 2'ye 1 yapmışlar. Ben de gideyim 2'ye 2 olsun. Hatta 2'ye 2 de değil. Yani 3'e 2, 4'e 2. Oraya koşacaktı Çaykur Rizespor'lu oyuncu. Bu da yani sanki bir inançsızlık, takımda bir mutsuzluk varmış hissini uyandırdı bende. Tabi takımın içinde neler oluyor bunu bilemeyiz. Söylediğim gibi yani Çaykur Rizespor'lu oyuncular, yani bir Alper Potuk Fenerbahçe'de oynadı. İyi bir oyuncu Gökhan Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Bayağı başarıları var. İyi oyuncu. Çaykur Rizespor'un yabancıları, onlar da iyi oyuncu. Ama işte birebir bunlar Messi değil. Messi alır topu, 2-3 adamı çalımlama yeteneği var. Çalımlar, vurur, golünü atar. Oyunu şeklini değiştirir ama Çaykur Rizespor'lu oyunculardan hiçbiri bu yetenekte değil. Bu sebepten dolayı takım oyunu oynamak zorundalar. Birbirlerine yardım etmek zorundalar. Güç birlikten doğar. Birlik olması gerekir. Takım oyunu oynaması gerekir. Hep beraber defans, hep beraber hücum. Bunu yapmak gerekir. Çaykur Rizespor'da çok fazla eksiklik vardı bu yönde. Tabii bu maça bakarak tek maçta da bir takımı yargılamak olmaz. Çaykur Rizespor eğer iyi çalışır, takım olmayı başarırsa ileride iyi işler başarabilir. Bir de Çaykur Rizespor'un şöyle bir özelliği var. Sezon boyunca takım taraftarını kanser eder. Bilmiyorum Çaykur Rize'de ne kadar kanserli hasta var. Varsa da Allah şifalar versin. Hep sezona kötü başlar. Kötü gider artık yani taraftar çıldırır. Son haftalar gelir. Ondan sonra aldığı galibiyetler, puanlar son haftalarda ligde kalmayı garantiler. Kurtarır paçayı. Ondan sonra taraftarına oh çektirir yani. Koskocaman bir sezon acılar çektiriyor. Son haftalarda bir heyecan yaratıyor. Kalpten götürecek gibi. Ondan sonra son haftalarda kurtarıyor. Buna kalp dayanması birazcık zor. Çaykur Rizespor'lu taraftarlar çok çekecekler bu gidişle. Sanırım yani tam duyamadım ama istifa diye bağırıyorlardı. Teknik direktör Bülent Uygun için miydi? Tam onu duyamadım. Bülent Uygun için de olabilir. Ama tabii ki ben her zaman erken istifalara, erken teknik direktör değiştirilmesine biraz karşıyım. Bir iki yani bir ilk yarının ortalarına doğru bir 8-9. haftalar teknik direktör değiştirilebilir. O zamana kadar bir şans verilir. Çünkü artık o haftalardan sonra bir takımın güzel top oynaması gerekir. Mağlup olmak ayrı bir şey. Mağlup olabilirsin. Çok çok iyi oynarsın. Rakibin çok güçsüzdür. Bir gol atar mağlup olabilirsin. Ama yani takım mağlup olsa da iyi oynamak zorunda. Kötü oynamaya hakkı yok. Kötü bir maç, iki maç oynanır. Ama dört maç, beş maç en az iyi oynamak zorunda bir takım. Bu videomu sonlandırmadan bir notlarıma bakayım. Tabii bahsetmiştim. Pozisyonlar oldukça fazlaydı diyebilirim. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. Bunu gole çevirmeyi başaramadılar. Buradan istatistiklere bakmak istiyorum ama nedense şu anda istatistikleri göremedim. Evet, şimdi çıktı. Çaykur Rizespor %64 toplu oynama oranına sahip.
16 şut çekmiş, 4'ü isabetli. Altay 11 şutun 3'ünü isabet kaydedebilmiş. Rize 406 başarılı pas. Altay 175 başarılı pas. Pas başarı oranında da bayağı bir üstün Çaykur Rizespor. Kornerlerde 4'e 3'lük yenilgisi var Altay'a karşı. Kornerlerde neredeyse 2 katına yakın fark atmış. Ortalarda 27 orta 8 isabetli. Rakip Altay 14 orta sadece 3 isabetli. Yani burada fark, bakın fark nereden geliyor? Faullerden. Çaykur Rizespor 12 faul yapmış, Altay 22 faul yapmış. Buradan yani %100 tabii böyledir diyemeyiz ama %100 diyemesek de daha çok faul yapan, daha çok istemiş anlamına gelebilir. Her maçın olmasa da bu maç için Altay'ın 22 faulle 12 faul üstün olması Altay'ın daha çok savaşmış olmasını gösteriyor. Daha çok istemiş olmasını gösteriyor. O zaman Çaykur Rizespor'un yapacağı şey birazcık daha sert oynamak, birazcık daha istekli oynamak, daha takım olabilmek, A planları, B planları kurmak, rakip tam sağ pres yapıyorsa ne yapabilirim, rakip kapanıyorsa ne yapabilirim, bunları çözmek, oyuncular öyle kendi başlarına alıp başlarına topu gitmemeleri gerekir, herkes birbirine yardım etmesi gerekir, top nerede, herkes oraya gidecek, top isteyecek, arkadaşını rahatlatacak, ver kaçlar, bunları yapması gerekir. Yapabilir. O kalitede oyuncuları var. Videomu da burada sonlandırayım. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.